LYS'ye gireceğim. Gözüm hep rakiplerimde. Bu yüzden sınava motive olamıyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Şimdi bakın. Nasıl tersten geliyor öğrencinin sorusu? Eğer bu programı öğretmenlerimiz izleyebiliyorsa şu anda anne babalar. Nasıl tersten geliyor, dikkat edin. Rakibim de gözüm olduğu için, dikkatimi ona verdiğim için aslında ben konsantre olamıyorum derslere diyor. İş tam tersi, biliyor musunuz? Dikkat edin orada. Bu öğrencimiz aslında derslerine dikkatini veremediği için dikkatini rakipleri çekiyor. Bilimin temeli doğru soruyu bulmaktır. Ben hayatımı bunun üzerine adadım. Adım adım geziyorum, il il geziyorum, binlerce öğrenciyle buluşuyorum. Öğretmenlerimizle buluşuyoruz. Ve emin olun, şu çok önemli bir ayrıntı, doğru soru burada önemli. Sevgili öğrencim, sen eğer dikkatli bir şekilde dersine çalışırsan, konuları öğrenerek geçersen, akademik özgüvenin oluşur. Ne demek akademik özgüven? Konuları öğrenmek, öğrendiklerinle soruları yapabileceğine ilişkin inanmaktır ya da veri elde etmektir. Dersinize çalışın, rakibiniz gözünüzde karınca gibi gözükür. Dersinize çalışmayın, rakibiniz gözünüzde dağlar gibi gözükür. Bunu unutmayın. Hem de hiç unutmayın sevgili öğrenciler. Ailem bana çok emek verdi. Karşılığını verememekten korkuyorum. Sizce bu durum normal mi? Ya canım ya, şu güzelliğe bak ya. O nasıl bir güzel kalp öyle? İşte biz değerler eğitiminde, etik konularda eğitimcilerin görmek istediği insan budur. Ama sevgili öğrencilerim, annenizin, babanızın, sizin varlığınız yetiyor, emin olun. Onlar sizin başarılı olmanızı kendileri için değil, sadece sizin için istiyorlar. Unutmayın bunu. Anne babanızın sizden beklentileri sizin içindir. Kendileriyle alakalı yoktur. Yüreğin çok güzel. Güzel bir anne baba yetiştirmiş seni. Sen çok başarılı olursun. Yolun açık olsun. Haftanın bir gün dizi izliyorum. Bu da beni çok motive ediyor. Sizce dizi izlemeye devam etmeli miyim? Tabii ki. Tabii ki. Çocuklar bakın. Dikkat ediyor musunuz sevgili öğrenciler burada? Beynimizin doyum noktaları vardır. Bir arkadaşımızla iletişim bir doyum noktasıdır. Ders çalışmak, öğrenmek farklı bir doyum noktasıdır. Gezmek, bir şeyleri görmek farklı bir doyum noktasıdır. Sinema, film, tiyatro farklı bir doyum noktasıdır. Mutlaka yapınız, rahatlarsınız. LYS'ye gireceğim. Her gün 3 saat konu çalışıyorum. Her gün 3 saat soru çözüyorum. Sizce yeterli mi? Nasıl çözdüğün önemli. Yeterlilik seninle ilgilidir. Sevgili öğrenciler, netice olarak bu yeterli mi sorusu senin hedefine, netlerine, eksikliklerine de bağlı bir şey. Ama o yöntemin harika, konu çalıştığın kadar soru çözüyorsun. Bu çok harika, yoluna devam et. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, konu çalışırken her 45 dakikada ne yapacaktınız? Hep söylüyoruz ya, dinlenecektiniz. Ne kadar? 15 dakika. Bu 15 dakikada ne yapacaktınız? Az önce çalıştıklarınızı aklınızdan geçirecektiniz. Niye? İnsan beyni anladığını değil, üstünde durulanı unutmaz. Ondan. Zor soruları çözüp kolay soruları çözememek sizce normal mi? Yani şimdi çok zor bir soru sordum. Bunu nasıl normal görebilirim? Yani yaygın aslında, öyle ifade edeyim. Normallik yaygınlıkla da ilgilidir. Şimdi sevgili öğrenci, bunun birçok sebebi var. Ben hani birkaçını ifade etmeye çalışayım. Öncelikle zor bir soruda kasılıyorsunuz, bunu çözemeyebilirim diye. Adrenalin yükseliyor, dikkatiniz artıyor. Bütün zihinsel ve bilişsel odaklanmanızı o soruya yöneltiyorsunuz. Ama kolay bir soru gördüğünüzde kontrolsüz giriyorsunuz. Tıpkı bir topa kontrolsüz giren bir kaleci gibi. Elinizin altından top kayıveriyor ve gol yiyorsunuz. Onun için daima ben size şunu söylerim. Kolay bir soru gördüğünüzde dikkat, kolay soru diye kendinizi bir güdüleyin. Yani bu kolay soruyu yanlış yapmakta olduğunuzu kendinize hatırlatın ve daha dikkatli olacağınızı göreceksiniz. Bunu unutmayın. Ve hafta içi her gün bu programı bu saatte izlemeyi de.